Değerli basın emeklisi arkadaşlarımız, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. Dünya İşçi Bayramı'nı kutlarken biz depremde yakınlarını kaybedenler olarak yine adalet peşindeyiz. Enkazının altında kaldığımız Hasan Alpargın Apartmanı davamızda dosyada mahkeme teknik inceleme için ülkemizin güzide üniversitelerinden Konya Teknik Üniversitesi'ne mahkemedeki dosyayı göndermiştir. Biz yakınlarını kaybeden aileler olarak bağımsız, tarafsız ve bilimden yalanan üniversitemize sonuna kadar güveniyoruz. Kıymetli bilirkişilerden istediğimiz adalete uygun dosyanın gerçekteki durumu neyse aynı durumu da yazılacak rapora intikal etmesidir. Bilim insanlarımız dosyanın yalnızca deprem yönünden değil, depremin bir kader olmadığı yönünden de bir inceleme yapacaktır. Bu kaderde yapı sahibinin sorumluluğu, idari denetimlerin sorumluluğu ve yapılmayan denetimlerin tamamının kusuru ortaya çıkacaktır. Merkezi Adana dahi olmayan bir depremde ve yalnızca 11 binanın yıkıldığı Adana'da enkaz altında kalan 96 yakınımız için davamızın son duruşmasına kadar geldik. Yapılacak raporda incelenecek kum örnekleri, çimento ve demirin kalitesi, malzemenin dayanıklılığı ve giden yakınlarımızın değeri incelenecek rapora birebir aktarılacaktır. Biz her dönemde olduğu gibi bu dönemde de davamızın peşini bırakmayacağız. Bilim insanlarımızdan tek istediğimiz hazırlayacağınız davanın sizden sonra bu mahkemeden çıkacak kararın depremin adeta örnek bir kararı olması, ülkemize bu kararın bir miras olarak bırakılması ve yalnızca kader değil, ihmalin de cezasız kalmayacağının bir kültür haline geleceği bir rapor istiyoruz. Biz Hasan Alpargın Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler olarak tek ve son istediğimiz sizden bu.